İstanbul'daki derelerin hali, müsilaj vahametini en acı şekilde ortaya koyuyor. 16 milyonluk şehrin evsel, sanayi atıklarının döküldüğü harami dere. Tekstil, boyama ve kot fabrikaları nedeniyle hem kokuyor hem korkunç kirli. Harami dere denizle birleştiği ambarlı dolum tesislerinde siyah renge bürünürken Ayamama deresi ile Kadıköy üzerinden Marmara ile buluşan kurbağalı derede ise durum vahim. Van Ajansı olarak Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilajın sebeplerini ve kirliliğe neden olan Esenyurt Deresi'ni gezdik. Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj kirliliğinde şüphesiz en önemli şehirlerin başında İstanbul geliyor. Ağır sanayinin yer aldığı 16 milyonu geçen nüfusu ile kirlenmenin en çok yaşandığı kent olan İstanbul'daki derelerin son hali, müsilajın en büyük nedeni olarak gösterilebilir. Kentin evsel ve sanayi atıklarının kanalizasyon aracılığıyla boşaldığı dereler, arıtılmadan boşaltılan fabrika atıkları ile kimyasal zehre dönerek hem şehrin içinden geçiyor, hem de Marmara'ya dökülerek denizi kirletiyor. Dere, evren bir ila iki sanayi sitelerinden geçişi sırasında en kirli haline dönüşüyor. Tekstil boyama, gübre, kot fabrikaları ile ağır sanayinin yer aldığı bölgeden geçen, harami derenin rengi akıl almaz şekilde bozuluyor. Dereyi arıtma kullanmadan atık atan kot fabrikaları nedeniyle rengi deniz mavisi yerine kot mavisine dönüşüyor. Derenin rengine bakarsanız bazen kot fabrikasında ne renk pantolonların çıktığını anlarsınız. Bu bölge sanayi bölgesi, her yerden atık atılıyor. Kimsenin de arıttığını düşünmüyoruz. Fabrikaların arasından geçen derenin güzergahı 1 milyonluk nüfusu ile Türkiye'deki 50 ilden daha fazla nüfusu olan Esenyurt'tan geçiyor. Burada da evsel atıklarla kahverengiye dönüşüyor. Bazen yerin altından bazen de şehrin içinden geçen dere, Esenyurt'ta da kötü kokuya sebep oluyor. Şehir merkezinde derinin yanından geçtiği işletme sahipleri de hem kokudan hem de derinin renginden, rahatsız. Harami derinin yanından geçtiği bir işletmeci, bu derenin her zamanki hali, rengini hiç kahverengi ve siyah dışında göremedik. Şu an debisi düşük, kışın yağmurlarla taştığı da oluyor. Kokusundan insan rahatsız olmaz mı? diyor. Esenyurt Devlet Hastanesi'nin ve Gaziler Parkı'nın hemen dibinden geçen Haramidere, avcılar ambarlı dolum tesislerine kadar kahverengiye dönüyor. Burada etrafındaki sanayi tesislerinin atıkları ile de buluşan Haramidere, fabrikaların arasından siyaha dönüşmeye başlayan rengi ile Marmara denizine dökülüyor. Eğer Marmara'yı hassas alan ilan ederseniz, dereleri, nehirleri, akarsuları da hassas alan ilan etmiş olacaksınız. Buraya verilen suların kirlilik yükü de kirletici değerleri de sınır değerlerinin altına indirilmek zorunda. Marmara Denizi bize müsilajla ben boğulup ölüyorum diyor. Sanayiden gelen atık sular, deniz derin deşarjı ile verilen atık sular, sanayilerin arıtma çamurlarının Marmara Denizi'ne verilmesini önlemek zorundayız. Marmara çevresindeki bütün derilerin incelemeye alınması gerekiyor. Çevresindeki suların %80'i maalesef 4. kalitede en kirli su derecesinde. Yani bağıra bağıra ben Marmara'ya kirli su taşıyorum diyor. Belediyelerin dereleri kanalizasyon gibi kullanmaları önlenmeli.